Ya Allah aşkına niye bana bir şey söylemiyorsunuz? Züleyha da mı geliyor? Yok gelmiyor. Niye gelsin? Bahçede oturuyor oğlum. Seher bir şey anlattı mı size? Anlatmadı. Ağlaya ağlaya geldi, konağın içine girdi. Hatta ben de merak ettim. Fadi'yi yolladım ama hiçbir şey söylememiş. Bunu hemen göndermemiz lazım bu evden. Hemen. Aklını kaçırmış Allah'ın cezası. Göndermemiz mi lazım? Neden? Bir terbiyesizlik mi yaptı çocuklar? Ne oldu? Sorma teyzeciğim, sorma. Ay soruyorum, ne oldu? Peki. Demir dün gece çok içti. Ama böyle dut gibi sarhoş oldu. Canını sıkan da bir şeyler vardı herhalde. İçki çarptı tabii. Ercüment. Sonra işte o Seher midir nedir? Dün gece Demir'in yatağına girmiş. Hayır anne. Ercüment saçmalamayı kes. Dün gece içtim. Evet sarhoş oldum ama öyle bir şey olmadı. Hatırlıyorum. Öyle bir şey olmadı anne. Ya bırak neyi hatırlıyorsun? Film daha masada koptu sende. Ay, kuzen. Ay sus. Dün pavyona gidecektik biz. Buna hadi kalk gidelim dedim. Baktım bu ayakta duramıyor, sızmış. O zaman ben gidiyorum dedim. Sonra sizin şu Abdi'yi çağırdım işte bana yol göstersin diye. Sonra onları yalnız bıraktık işte. Ya hala bir şey olmuş gibi konuşma. Ne anlatıyorum ben sana sabahtan beri? Sabah kız da aynı yatakta gördüm ben sizi. Ay Allah aşkına Ercan, odaya girdim de ne bileyim kız orada yani. Sus çocuğum. Görmez olaydım ne diyeyim. Nasıl oldu bu çocuğum böyle? Anne ne diyorsun Allah aşkına? Teyze sen de mi ya? Ne demek sen de mi ya? Demir'in ne kabahati var? Kız malın gözü. Normalde niyeti bana bozmuştu ama işte ben sabaha karşı gelince baktı Demir Bey de hazır sarhoş. Atlamış işte kucağına. Bak kes! Annemin yanında kötü konuşturma beni. Yeter olmadı diyorum, olmadı. Olmadı tamam. Güzel sakin ol, olmadı.